ABC sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere. A eşittir B artı 1, B eşittir C artı 2 koşullarını sağlayan 3 basamaklı ABC sayısı kaç tanedir diyor. Buradaki pratik yol ne? Şu, bağımsız değişkeni bulacağız önce. Bağımsız değişkeni bulma. Ne demek bu? Şimdi A B'ye bağlı. B'yi 1 artırıp A'yı buluyoruz. B de C'ye bağlı. C'yi 1 artırıp C'yi 2 artırıp B'yi buluyoruz. Peki C bir yere bağlı mı? Değil. Diyor ki sıfırdan farklıdır. Başlayalım. C'ye 1 verelim. C 1 oldu. Peki A'ya niye 9 vererek başlamadım? Çünkü A B'ye bağlı. B'den C'ye geçeceğiz. Bir mesela A'ya geldik burada. 3 verdik. O zaman B 2 oldu. B 2 olunca C 0 oldu. Ama 0'ı sağlamayacaktı. Dolayısıyla sıkıntı oldu. Yani bize verdiği koşulu rahat kullanabilmek için bağımsız olan değişken, diğerlerine bağımlı olmayan değişkenden başlıyoruz. C'ye 1 verelim. C 1 ise B 3, A da 4 olur. C 2 ise B 4, A da 5 olur. Aynı şekilde 3 olursa eğer 5, 6 olur. 4 olursa 6, 7 olur. 5 olursa 7, 8 olur. 6 olursa 8, 9 olur. Peki 7 olur mu C? Olmaz. Çünkü 7 olursa 9 olur. A da 10 olamayacağına göre. Çünkü rakam bu. Bu şekilde C'nin 1 olduğundaki B ve A'yı bulduk. Yani ne demek bu? Mesela atıyorum C 1 ise sayı 431 oluyor. A veya 2 ise 542 oluyor, 653 oluyor, 764 oluyor sayı, 875 oluyor, 986 oluyor. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı sayı oluşuyor. Bu soruda biraz daha kolay gözüktü ama bu dediğim bağımsız değişken yöntemi ilerleyen sorularda daha da net ortaya çıkıyor. Çünkü burada sadece artı 1, artı 2 var ama atıyorum 2 bölü 3'ü, 3 bölü 4'ü gibi bir şey ne olunca siz başta bağımsız görünen, daha bağımsız görünen değişkene yaklaşabilirsiniz. Hani burada C, B'ye bağımlı diyebilirsiniz ama aslında eğer B'yi verip C'ye bakarsak tersten gitmiş oluyoruz. Hani daha düz yol şu şekilde ilerliyor. Alt sonucuna ulaşabiliyoruz.